Girişi giriyor bir şekilde yani, yutuyoruz da çıkışı sorun. Hayatımın en kötü bir senesini geçirdim. Ögeder ben insan neyi itiraf edecek Acun Bey? Bunun benimle ne ilgisi var? Bir anda karısı eve gelince kızı alıp çatı katına götürmüş. Rihan da hamileymiş. Aa dur dur dur! 3, 2, 1. Herkese yeniden merhabalar. Ben Aydın. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Ve bugün bir sushi mukbangla karşınızdayım. Ay bir dakika, şöyle güzel görünüyor değil mi? İçeceğim var kandalı bardağımda. Bu aynı zamanda şöyle bir termos. Nereden aldığımı zaten çok söyleme meraklısı değildim. Asla söylememeye karar verdim. Çünkü çok geç getirdiler siparişimi. Bir soya sosu bile koymamışlar. Bir tane bile. Aradım, dedim ki abi siz ne yapıyorsunuz? Hani bir tane bile soya sosu çıkmadı içinden. Ayrıca paralı mıydı dedim. İşte az gönderdiğimiz müşterilerimiz hep böyle yapıyorlar. Arıyorlar, biz az gönderdik. Evet elimizde çok yoktu ama gönderdik. Göndermediniz. Bana diyor ki kontrol etseydiniz soya sosu yok deyip siparişi kabul etmeseydiniz. Bu sos ne diyeceksiniz? Aha bir şişe sos. Telafi için sos mu gönderdiler? Hayır. Bunu ben kendim almak zorunda kaldım. Bu da Kemal Kükler'in şeymiş değil mi? Aynen soya sosuymuş. En ucuzu buydu, o yüzden bunu aldım. Ne yapıyorum ben? Sanki her hafta sushi mi yiyorum? Ne yapacağım ben bu kadar soya sosunu? Lahana salatamız var. Bu acılı lahana salatası. Hemoroid olmak için birebir gerçekten. Ya da var olan hemoroidinizi azdırmak için. 3 tane ton balığı makim var. 3 tane veji makim var. Bunların böyle sadece yosun sarılmış halleri maki. Eğer yosun sarıldıktan sonra üzerlerine bir de bir pirinç tabakası gelip üzerine bir şeyler eklerseniz adı rol oluyor. Bildiğim kadarıyla, bakın bilmiyorsam aşağıya yazın. Ben de öğrenmiş olayım. Yani deneyimlerime göre öyleymiş gibi geldi. En son üzerine susam koymuşlar. Sesame rol. En son üzerine yengeç koymuşlar. Yengeç rol herhalde. Bundan emin değilim ama yengeç rol diyelim. Sesame rolü çok seviyorum, o yüzden ayrıca tekrar söyledim. Bir de şöyle nigirilerim var. Nigiri de şöyle. Şu şekilde yarı elips mi? Ay inanamıyorum. Kaç lira gitti biliyor musunuz şu an? Yeri bok götürüyor yani. Buradan bir şey yersem tifi olurum. Size göstereceğim diye bir tane nigirim gitti, hem de somonlu. Ha bir de zannetmeyin ki şans kurabiyesi gönderdiler. Göndermediler. Ben bunları toplu alıyorum. Bunun ve pandalı bardağımın linkini de aşağı yorumlara sabitlerim. Fiyatını merak edersiniz, almak istersiniz vesaire. Şu pilavın üzerine şunları koyayım. Şuradaki alana soya sosunu dökeyim. Yanında da zaten wasabisi var. Şunu wasabiyi çözeyim içinde. Geçen sushi mukbangta bana sebebini yazmadınız. Sushi dediğiniz şey pekmez kokuyor. Şöyle sushi'mizi de elimize alıp bir kapak fotoğrafı da çekelim. Soya sosuna batıralım ve gümletelim. Oh, çok acı. Ay üstüme döktüm. Survivor'la başlayalım. Survivor bildiğiniz kısmetse olur evine döndü. Önce Nisa şöyle bir röportaj verdi. Hayatımın en kötü bir senesini geçirdim onun yüzünden. Neden bekledin kuzum? Telefonlarımı falan da karıştırıyordu. Şifreleri değiştirip yine karıştırıyordum. Mesajlarımı bile, annemle olan konuşmalarımı bile tercüme ediyordu Türkçe'ye. Ve bakıyordu. Yani çok kıskançtı diyor ama kendisi de başka bir kanala aslında şöyle bir açıklama vermiş. Survivor'dan önce, yani katılmadan önce. Bir ilişkinin içindeyken en berbat özelliğin ne olur? Benim. Evet. Kıskançlık. Sunucu da diyor ki hani çok mu kıskançsın? Nisa da gülüyor. Kıskancım diyor. Anlatmak için sadece Survivor'ın başlamasını beklemesi bana çok mantıklı gelmedi. Biliyorsunuz insanlar başına gelenleri anlatmak için bazen 20 yıl bekliyorlar. Ondan sonra kendilerini hazır hissediyorlar. Ama yani tam reytingin en şey olduğu dönemde böyle bir şeyin aklıma gelmesi bana çok mantıklı gelmedi. Barış Murat Yağcı'ya çok objektif bakamıyorum çünkü Kazıklı Maria'nın kitap incelemesini izledim. Objektif bakamıyorum, o konuda yorum yapamıyorum. O konuda yorum yapmaya başlarsam dersiniz ki o olayla bu olayın ne alakası var? Bunlar büyük ihtimalle arkadaşken birbirlerine aşırı destek olan, aşırı tatlı iki arkadaştı. İş ne zamanki ilişkiye döndü, bir anda ikisi de farklı bir karaktere döndü diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Çünkü ben bunu Instagram'da paylaştığım zaman ben şöyle bir yorum görmedim mesela. İkisini de haksız buluyorum, ikisinin de haklı olduğu ya da haksız olduğu yönler var görmedim. Herkes fan olduğu kişiye aşırı savunmuş, karşı tarafı da yerden yere vurmuş. Bu konuyla ilgili mantıklı görüşleriniz varsa aşağıya bekliyorum. Ben de aydınlanmış olurum. Belki kaçırdığım bir şeyler vardır.
Bak diyorum gene bunu yiyecektim. Ay bunu yemeyeceksin. Aydın kendine gel ya. Girişi giriyor bir şekilde yani. Yutuyoruz da çıkışı sorun. Mert'le Suda yakınlaştım işte sevgilim oldular vesaire diye bir sürü dedikodu çıktı. O arada da Nisa Sude'yi uyarmış. Mert konusunda kendine dikkat et diye. Uyarmasının sebebinin şu olduğu söyleniyor. Güya Mert'in dışarıda bir sevgilisi varmış. Geçen yıl Survivor'da ilk haftalarda elenen bir isim. O kişiyle güya Mert Bey sevgiliymiş. Hatta ilk Survivor'a katıldığı zaman da Nisa'yı ve Mert'i destekleyen tweetler atmış. Ama Mert'le Sude'nin yakınlaştığını öğrenince o tweetleri bir anda silmiş. Demek ki şu anda Mert'le adanılsın istemiyor. Ölgeday da bir anda çıkıp hani Nisa'yla da Ölgeday çok yakın ya. Bir anda çıkıp dedi ki işte Mert'in bir şeyleri itiraf etmesini bekliyorum. Kendisi söylesin istiyorum falan dedi. Hani bildiğiniz aşk memnu sahnesi. Bir tane tweet vardı ya ne diyordu? Ölgeday ve Nisa neyi itiraf edecek Acun Bey? Bunun Mert'le ne ilgisi var? Devam ediyoruz Esra Erol'la. Esra Erol'un programında yaşananlar için Hazalka'ya bir tweet atıyor ve bu şekilde gündem oluyor bir anda. 18 yaşında genç bir kadın var. Bu kişi 40 yaşındaki evli bir adamın yanına kaçıyor. Ailesi de kızları için Esra Erol'a çıkıyor bizim kızımızı getirin diye. Kızın olduğu evi arıyorlar ve bir anda adamın karısı açıyor telefonu. Esra Erol diyor ki işte eşinizin 18 yaşındaki genç bir kadınla ilişkisi var bunu biliyor musunuz? Hayır diyor kadın ama şu anda o evde tutuluyormuş diyor. Meğersem kadın şehir dışındaymış. Adam da karısı evde yokken o 18 yaşındaki kadını eve getirmiş. Bir anda karısı eve gelince kızı alıp çatı katına götürmüş. Çatı katındaki bir depo gibi bir yerde kızı saklamış. Telefonu açan kişi de adamın karısı olmuş Esra Erol aradığı zaman. Kız ailesinin yanına dönmeye karar veriyor. Tamam diyor hani ben ailemin yanına döneceğim diyor. Geliyor programa ama son anda yüzünü göstermekten vazgeçiyor. Ben çıkmak istemiyorum diyor programa. Bir anda bağırmaya başlıyor işte. Gidin başından programa çıkmak istemiyorum diye bağırıyor. Esra Erol da sinirine bana bu şekilde bağırıyorsun kendini savunuyorsun. İşte bedeninle ilgili olan hakkını 40 yaşındaki biri senden faydalanmak istediğinde de kullansaydın, savunsaydın keşke diye ağzından böyle bir şey çıkıyor. Ama eminim ki canlı yayın olmasa orası kesilirdi programı. Ve Hazal Kaya'nın da ben bütün programı izlediğini düşünmüyorum. Çünkü öyle olsa iki tarafa da giydirirdi. Hani hem Esra Erol hakkında konuşurdu hem de karşıdaki o genç kadın hakkında konuşurdu. Biliyorsunuz kız bir cinsiyet değil ama küçük çocuklar için kız çocuğu diyebiliyoruz. 18 yaşındaki kişi de benim gözümde çocuk ya, küçük çocuk yani. O yüzden ağzından böyle kız çocuğu gibi bir şey çıktıysa kusura bakmayın. Hazalkaya'nın tweetini okuyayım. Kameraların önünde suratına suratına bağırarak o küçücük kıza söylediklerinin öldürülen, şiddete uğrayan kadınlara orada ne işi varmış demekten ne farkı var? Sen kimsin de yayına çıkmak istemeyen, belli ki ağır travma yaşayan bir kadın üzerinden şov yapıyorsun diyor. Şu konuda da Hazalkaya çok haklı. Hani 18 yaşındaki bir genç kadın oraya çıkmak isteyip son anda vazgeçebilir. Böyle bir hakkı var. Kimse onu zorla yüzünü göstermeye ya da programa çıkmaya zorlayamaz. Benim anlamadığım herkes sadece Esra Erol'u linç etmiş. Bakın hemen ünlülerden başka biri. Mesela Doğa Rukkay da şöyle bir tweet atmış. Biz kızlarımızı, kadınlarımızı korumaya bunca zaman birlikte mücadele ederken, kampanyalar, imzalar atılırken, kadın kadına kardeş olup sahip çıkmaya çalışırken bu olacak iş midir? Ay yok ya bir şey diyeyim mi? Bak bir sürü atılan tweet var böyle. Devam etmeyelim yani. Hani hepsi sadece Esra Erol'u linç etmiş. Abi bir kişi de desin yani bu genç kadının başına gelenler normal mi? 40 yaşındaki adamın yaptığı normal mi? Rihanna hamileymiş. 2018'den beri kadını sürekli hamile ilan ediyoruz. 3 ayda bir Rihanna hamile diye haber çıkıyor. Aldığı ve verdiği kilolar yüzünden. Ama bu sefer gerçekten hamileymiş ve şuraya bakın yani. Rihanna yani. Çocuk şimdiden genetik bir harika olarak doğacak. Bak bu haksızlık ya. Yılın haberi. Banu Berberoğlu YouTube'a dönüyormuş. O kadar sevindim ki. Ve biz 200'lü influencerlar olarak Banu'nun geri dönmesini isterken bir yandan da ona zorbalık yapmaya devam ettik bence. Banu demiş ki bana acımayın arkadaşlar. 2 yıldır YouTube'u canım istememişti. Çekmemiştim. Şimdi canım video çekmek istiyor. Lütfen bana acıyıp mesajlar atmayın. Video çekeceğim diyor. Ben de atmıştım bu arada. Ve bir farkındalık mesajı da ekliyor buna. İnsanı şey diye sorarlar. Eskiden neredeydiniz? Beni linçleyenlerin çoğu şu an geri dön diyor. Ve ben bunu da farkındayım diyor. Banu bomba bomba geliyor. Hiç bence şu an bambaşka biri olarak dönecekmiş gibi geliyor bana. Çok merak ediyorum. Banu'yu her türlü destekliyorum her sosyal medya platformundan. Ece Erken'in kocası öldürüldü biliyorsunuz.
silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Atılan tweetler korkunç. Magazin programlarını ve işte YouTube'da, Instagram'da magazin yapan insanlara da çok sinirlendim. Ece Erken'i sevmiyorlar mesela. Ama biliyorlar mesela işte hak etti bilmem ne dedikleri zaman linç yiyeceklerini de farkındalar. O yüzden şöyle diyorlar. Bu zor günlerinde Allah sabır versin. Hiçbir şey demiyorum ben ona deyip Ece Erken'i linç eden insanların tweetlerini okuyorlar. Ha kendin demişsin, ha o acımasız tweetleri okumuşsun. Ne yapıyorsunuz ya? Abi ülkede kadın olmak zaten çok zor. Niye bunu daha da zorlaştırmak için elinizden geleni yapıyorsunuz? Yani kadın kadının kurdudur lafından nefret ederim. Ama ekstra desteklemeliler bence birbirlerini. Bunun adı cinsiyetçilikse de evet cinsiyetçilik. Ay hele! Maske kimsin sen iptal olmuş. Yok bilmem satın izni övüyormuş da. Öf! Neyi övüyor neyi sövüyor ya? Bir şey yapmıyorlardı kendi kendilerine takılıyorlardı ya. İzlenmediği için mi erken final veriyor bilmiyorum. Umarım yanlış dedikodudur ve devam eder. Ben buradan hızlı hızlı maske kimsin sen tahminlerimi söyleyeyim. Aslan Özge Borak. Ördek Aslı Bekiro. Dinozor Müge Boz bence. Şimdiye kadar bir tek ağaçta, ağaç mıydı, orman mıydı işte, onda yanıldım. Suzan kardeş olduğuna yemin edebilirdim ama Derya Baykal çıktı. Açıkçası iptal edilmesine de çok üzüldüm. Ha son dedikodum da nereden çıktı hiç bilmiyorum. Ben kimse inanmaz diyordum ama ciddi ciddi bu konuşuluyor, o yüzden söyleyeyim. Hadise nişanlısı Mehmet'ten ayrılmış diye bir dedikodu çıktı bir anda. Baktım her yer haber yapıyor. Hadise nişanlısı takipten çıktı. Ah sonra. Hadise nişanlısı falan takipten çıkmadı, nişanlısının hesabı kapatıldı. Ya da kapandı neyse. Ayrılmış olsalar şu video hala orada durur mu ya? Bu aralar farkındaysanız çok sık içerik üretiyorum. Sizlerden de beni bu konuda desteklemenizi bekliyorum. Video buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayalım. Bu videoyu da arkadaşlarınızla paylaşırsanız, beraber eğlenirseniz çok daha mutlu olurum. Kanala abone olup çan açmayı da unutmayalım. Unutmayalım da unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar da kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Dur. Şans klavyesini açmadık. Unutma. Hayat cesurları sever. Ne alaka? Hadi bay bay.